Çok ilginç. Bugün tuzlarla geldiniz stüdyomuza. Evet. Elimizde böyle çeşit çeşit tuzlar var. Şu çok ilgimi çekti. Böyle bir yakın plan olabilirse yönetmenimiz. Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Himalaya. Nasıl bu? Çok böyle şeffaf. Bu da neye Himalaya geliyor? Tuzu. Himalaya 3 çeşit tuz sayabiliriz doğada. Yani doğal tuz, Himalaya tuzu, bir de rafine edilen, göllerden, denizlerden elde edilen rafine sofra tuzu. 3 çeşit tuz var. Rafine tuzla normal doğal tuz çok farklı şeyler. Evet. Şimdi yıllar önce ben bu konuya çok kafayı taktım. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir hadisini okumuştum. Şu içi su olan şişe. Evet, şimdi şu şişeyi de gösterelim. Şöyle. Bir şişe suyun içerisine. Şöyle bir paket kristal Himalaya tuzu konuyor. Üzerine bir litre su. Evet. Çözüldükten böyle. Sonra. Bu böyle kaç saat bekleyecek çözülmesi için? Yok, o çözülmez artık. %26 çözülür. Sonra durur. Çözülmez. Yani kaç dakikada çözülür? Hayır, bu artık çözülmez. Yoğunluğa ulaşır. %26'sı çözülür. Bunun şu su olan kısmı zaten çözülmüş. %26'sı şimdi tuz. Şimdi bu suyu mu içeceğiz? Su içmek istediği zaman kişi bir tatlı kaşığı bu sudan alır şöyle, veyahut da göz kararı. Mesela evet, bir tatlı buraya kaşığı. Bir tatlı kaşığı ilave ediyoruz. Tuzlu su içiyoruz. Faydası ne? Faydası ne? Mesela ödeme attığını duydum. Mesela hani bayanların en çok problemi biliyorsunuz ki kilo. Kiloyla birlikte ödem çok fazla var. Himalaya tuzu tansiyona karşı. Normal olarak sofra tuzu tansiyona sebep olur. Tansiyon hastaları, böbrek hastalarının sofra tuzu kullanmamaları gerekir. Neden? Sofra tuzu rafine edilmiş tuz. Arıtılmış. Sadece sodyum klorit içerir. Artık yasaklanacak biliyorsunuz sofra tuzları da. Yani hani normal tuzların kullanımı yasaklanacak. Zamanla. Evet, zamanla. Çünkü zararlı olduğu tespit edildi. Tabii. Şimdi bu, ben yıllar önce Peygamber Efendimiz'in bir hadisini okudum. Diyor ki, yani 15-20 yıl önce, yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz sizi 70 türlü hastalığa karşı korur diyor. Doktorlar da diyor ki tuz almayın çünkü tansiyona sebep olabilir, böbreklere zarar verir. Şimdi evet. Vesaire vesaire. Yani dedim, baktım burada bir çelişki mi var acaba? Ama tuzu fazla kullanmak, hangi tuzu kullanacağız? Burada evet. Önemli olan bu. Çelişki yok. Peygamber Efendimiz'in söylediği de doğru. Doktorların söylediği de doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında rafine tuz yoktu. Doğal tuzu kastediyor. Evet, doğal tuzda doğal günde tuz. Ne kadar kullanacağız? Mesela doğal tuzda 84 çeşit mineral var. 84 mineral. Kişi doğal tuzu kullandığı zaman kanındaki, vücut sıvısındaki sodyum oranı yükseğe fırlamaz. Çünkü 84 çeşit başka mineral var. Bir anormallik olmaz. Kullandığımız bu hani şey tuzları var, sofra tuzları var. Onlar tamamıyla zararlı değil mi? Onlar zararlı. Neden zararlı? Çünkü vücuttaki tek bir element yükseliyor. Agresif bir element. Sodyum. Bu da bünyeye zarar veriyor. Ödeme sebep oluyor. Suyu topluyor vesaire. Birçok yan tesiri var. Evet. Bu tuzun faydası ne? Beyni çalıştırır. Vücudu ödemleri atar. Vücudu temizler. Vücudu arıtır. Birçok hastalığa karşı. İnsan beyni neyle çalışır? İnsan beyni su ve tuzla çalışır. Evet. Yani saniyede 3 milyon defa elektriklenme olur beyinde. Saniyede yani. Bir insanın beyni tam 50 bin böyle laptop, dizüstü bilgisayara bedel kapasiteye sahip. 50 bin. Ama tabii ki kapasite bakımından. Çalıştırabilmek için de bazı elementleri almamız gerekiyor. Evet. Dünyanın en büyük kütüphanesi Washington'da 29 milyon kitap bulunur. Buradaki kitapların tam 1000 katından fazla bilgi birikimine sahip olabilir kişi. Yani o kadar büyük, yani bu beyin o kadar büyük fonksiyonlara sahip. Fakat bu beyni çalıştırabilmek için neye ihtiyaç var? Suya ve tuza. Tuzlu suya ihtiyaç var. Ama evet. Bizim bildiğimiz rafine suya değil, rafine tuza değil. Rafine tuzun zararları biliniyor. Şimdi, Himalaya tuzuyla... Faydası ne? Diyorsunuz ki beyne faydası var, tansiyona faydası var, böbreklere var diyorsunuz. Başka? Evet. Bu Himalaya tuzunu şeye benzetebiliriz, elmasa. Çok güzel. Ben şöyle elim alabilir miyim? Bir de mesela negatif enerjileri alma özelliği de var biliyorsunuz. Evet, tuzu mesela böyle.
diyelim hani... ki akşam televizyon seyrediyorsunuz veya sürekli telefonla konuşuyorsunuz. Böyle mumluk var. İçerisine mum koyursunuz, yakarsınız. Negatif enerji emer. Evet, bunu zaten hani eskiden nazara karşı da yanlarında bulundururlarmış değil mi? Evet. Bu tuzu böyle bir parçasını falan. Çok doğru söylüyorsunuz. Negatif enerjileri çekiyor. Böyle rahatlatıcı özelliği var ama.